Merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Şubat 2017, Cumartesi günündeyiz. Bugünkü videomuzda bir araç tanıtımı yapacağız size. Yeni aldığım bir araç, Chevrolet Epica 2011 model. Bu aracın tanıtımını yapıp sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle aracın etrafına kısa bir tur atalım. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şöyle. Araç D sınıfı bir araç. Bir hayli büyük. Geniş bir aile aracı. Zaten bizim ailemizde şu an 3 çocuğum olduğu için artık büyük bir araca binmemiz gerekiyor. Büyüklük olarak yeterli. Açalım. Şöyle. Toplam 4 kolonu var. Arka kapılarda da kolonları var. Gördüğünüz gibi her yeri bu kaplamalar, buralar deri. Çocuk koltuğumuz var. Şöyle. Arka kapalıkları. Şu arka tarafta da aldığım arkadaş multimedya sistem yapmışlar. İki kapalıkta da ekran var. Bu şekilde. Şurada. Şu taraftan da bakalım. Gördüğünüz gibi. Şurada arkada küllüğü var. Aynı şekilde bu kafalıkta da var. Ekran. Evet. Bu şekilde. Burada arkadaşlar aracın ön iki koltuğunda ısıtma var. Isıtma düğmeleri de şuradan. Şoför koltuğu elektrik kontrollü. Yukarı aşağıya sağa sola bütün hareketleri buradan yapıyoruz. Normal sağdaki koltuk normal. Manuel kullanılıyor. Burada normal işte kapıları kilitleme düğmesi, cam otomatik ipten. Şuradaki düğme de bagaj açılıyor. Buna basalım. Bagajı da göstereyim. Evet. Bagajı bir hayli geniş. Geniş aile için. Böyle bebek arabasını rahatlıkla koyabiliyoruz. Bu kutuda da arabacın orijinal kafalıkları duruyor. Evet. Bagaj bu şekilde. Evet. Ve de şoför kabinini gösterelim. Evet arkadaşlar, normal aynı otomatikleri. Şu düğmeyle aynalar otomatik katlanıyor, kapanıp açılıyor. İçerideki park lambalarının derecesini gösteriyor burada. Kısık ya da bol olarak yanıyor. Burada da sis düğmesi. Deri direksiyon. Evet. Dediğim gibi bu double tape dedikleri. Hem geri görüş kamerası, navigasyon, film izlenebiliyor. Radyosu falan gayet güzel. Evet. Şurada. Aracımız 6 ileri otomatik vites. Hem otomatik hem manuel kullanılabiliyor. Kış modu var. Yani malzeme kalitesi olarak gayet güzel. Derisi yumuşak. Direksiyonu dediğimiz gibi deri kaplı. Direksiyondaki kontrol düğmeleri de var. Hız sabitlemesi var. Bu şekilde. Özel karartmalı aynası. Sunroof'u da gösterelim şöyle. Evet. Çift taraflı cam sunroof çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Aynalar otomatik dedik. Koltuk ısıtması var. Şurada bir göz var. İşte ruhsat ya da herhangi bir şey koyabilirsiniz. Şurada çakmak ve küllük yeri. Evet. Burada ayrı bir göz var.
şurada da. Evet. Şurada da bir gözü var. Altındakini de açarsanız burada bir göz daha var. Evet. Aç. Bu şekilde. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Aracın dıştan görüntüsünü, içindeki bazı yerlerini gösterdim. Tanıtımımız bu kadar. Bir ufak da bir konuşma yapıp kapatacağım. Fazla vaktinizi almadan. Araç dediğim gibi 2011 model Chevrolet Epica. Doğrudur, fazla piyasada olmayan bir araç. Ben zaten binici olarak böyle fazla piyasada olmayan bir araçları tercih ediyorum genelde. Fazla el değiştirmemiş araçları tercih ediyorum. Daha az yıprandığını düşündüğüm için. Niye? Biniciyim çünkü. Yani aracı alayım, işte 4 ay sonra 5 ay sonra satayım, üzerine para koyayım, satayım. Yani öyle bir durum yok. Başka bir işle uğraşıyorum zaten. Bu işim değil benim. İşi, bu işi yapanlara da saygım var. Bir şey demiyorum. Ama ben ailece binebileceğim sağlam, güvenlikli araçlar tercih ederim genelde. Bundan önce de işte Nissan Primera vardı. CVT otomatik şanzıman, 2001 model. O da bayağı bir yaşı vardı, eskiydi. Güzel de bir araçtı. Genelde eşim kullandığı için otomatik araç bakıyorum. Tekrar otomatik araç bakarken de işte bu araç ve 2-3 marka, işte Renault Laguna dizel otomatik baktım. İşte Alfa 159 dizel otomatik aynı şekilde bu araçta. Bu 3-4 araç arasında kalmıştım. Bu araçla ilgili hiçbir tanıtım videosu internette ya da YouTube'da görmedim ya da ben bulamadım, bilmiyorum. Bir yandan da o yüzden bu aracı aldım, bir ay oldu, kullandım, gayet de memnunum. Yakıtını da şöyle söyleyeyim, işte 200 liralık mazot aldım, 450 km gitti aşağı yukarı. İşte 45 kuruş, 44-45 kuruş o civarda bir şey yapıyor. Gayet normal bence, fazla da agresif kullanmazsanız aracı, ben fazla agresif kullanmıyorum. 2000 motor bir araç. 1,5 ton bir araç çünkü. 2000 motor, dizel otomatik. 6 ileri şanzımanın uzun yolda çok faydası var. Yakıt ekonomisi için. Hız sabitlemesi de var ayrıca. Hem otomatik hem manuel kullanabiliyorsunuz. Daha çok dediğim gibi genellikle eşim kullanıyor aracı. İşte çocuğu okula bırak, yani pazara git, şuraya buraya git. Genelde eşimde duruyor araç. O yüzden dolayı otomatik tercih ediyoruz. Ben de alıştım açıkçası otomatik araca. Bana da rahat geliyor, onu kullanıyoruz. Alacak arkadaşlara, yani niyeti olan arkadaşlara tavsiye ederim. Yani videomun amacı bu zaten. Almaya niyeti olan arkadaşlara tavsiye ederim. Ama hiç aklınızda işte, yani şu sorular varsa işte, ya elimde kalır mı, boyalı mı, kazalı mı, şudur budur diye düşünmeyin. Ben aracı aldım. Aldığım arkadaş da zaten 2 ay kullanmış İstanbul'da. Muğla'dan almış, araç Muğla plakalı. Muğla'dan almış ikinci sahibinden. Araç 1 yıl kadar garajda yapmış, temiz bir araç. Sadece sol ön çamurluk değişmiş. Onu zaten kendim de fark ettim. Eksperde de çıktı. Bir de sol iki kapı boyanmış. Bu benim için çok bir sıkıntı değil. Araçta büyük bir kaza olmadıktan sonra, büyük bir takla olmadıktan sonra benim için çok önemli değil. Tamponu da boyanır, kapısı boyanır. O işlemlerin neyle yapıldığı önemli. Büyük bir kaza görmediyse problem değil. Benim için önemli olan arabanın yürürlüğü iyi olsun. Şanzımanı iyi olsun, motoru iyi olsun. Yolda girişinden zaten bir aracı etraflıca şöyle baktıktan sonra, bir tur attıktan sonra %80-90 bilgi sahibi olursunuz her araçla ilgili. Tabii ki hiç kimse uzman değil, %100 emin olamazsınız. Ekspere de sokmanızı tavsiye ederim bir araç alırken. Yani benim diyeceğim, bu aracı düşünen arkadaşlar varsa eğer, ben gayet memnunum. Geniş bir aile aracı, D sınıfı segmenti bir araç. Hiçbir eksiğini görmedim. Benim için sadece, yani illa bir eksik derseniz, ön tarafta bir park sensörü olsa iyi olurmuş. Aracın ön tarafı, burnu bayağı uzun çünkü. Bir yanaşırken dokunabilirsiniz önündeki bir araca. Ön park sensörleri yok. Benim için tek eksiği bu. Onun haricinde full artı full dedikleri bir araç bu. Yani deri koltuğundan, ısıtmalı koltuğundan, otomatik katlanır aynasına kadar, hız sabitlemesine kadar her şeyle full bir araç. Ve gerçekten de söylüyorum, Türkiye'de var ya, değerinin çok çok altında. Onu da söyleyeyim. Yani bir ben Passat'a da bindim. Opel Insignia'mız vardı daha önce. Insignia'ya da bindim. İçindeki yani hemen hemen bütün özellikler var. Aynı konfor var, aynı kalite var. Bunu hissediyorsunuz. Ya ben boşuna 80-90 niye vereyim ki bir Passat'a? Yani bunu Passat kullananlara bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın burada. Ben aynı şeyi göreceksem, yani arabayı bir araç olarak görüyorsanız eğer, bu aracı da alabilirsiniz. Aynı konfor, aynı güvenlik, aynı hissiyat var bunda. Gücü hissediyorsunuz. Güzel bir araç. Ben memnunum. Alacak arkadaşlara da tavsiye ederim.
Başka sorusu olan bir arkadaşlar da yorumda yazarsanız bildiğim kadarıyla yardımcı olup cevap vermeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.